Azıcık daha azıcık veyahut ben birazcık geri çık veyahut bunu birazcık zoom out. Şimdi nasılız? İyi miyiz? Geldiniz mi? Hoş geldiniz. İşte herkes açık yayınlanan videodan dolayı dün yayınlamam gereken neden aldım serisine bugüne kaydı. Ee, yapmak istediğim bir projeydi bu neden aldım serisinin içerisinde. Çünkü Yok abi yani burada artık biz bize olduğumuz için gönül rahatlığıyla konuşabilirim. Yok. Neden aldım serisinde bu platformda sizin almak istediğiniz başka bir model, başka bir cins, başka bir benzersiz üretim var mı? Yıl oldu 2020. Bence yok. Peki bugün ne anlatıyoruz? Bugün Neden aldığım serisinde Derya MK12'yi anlatıyorum. Intro aksın Neden Aldım anlatacağım. Derya MK12'yi ben satın almadım. Derya MK12 Derya firması tarafından tarafıma gönderilmiş incelemesi yapılsın diye fikirlerim söylensin diye benim tarafıma gönderilen ve piyasaya daha sunulmadan ilk full el kundaklı ve dört tarafı aksesuar rayı olan bir modeliydi. Yani bu modeli ben İva fuarında Derya firmasıyla görüştüğümde demiştim ki öncekilerde hep namlunun belli bir kısmı açıkta kalıyor. Ev kundakları daha kısa kalıyor ve silahın sanki bütünlüğü birazcık bozuluyor. Bununla ilgili bir şeyler yapılabilir mi? Mesela full namlu bir el kundağını acaba aksesuar olarak satıcılara sunsanız taktik camiayı birazcık daha memnun etme şansınız olur mu diye ilettiğimde kendileri de böyle bir el kunda tasarlandığını ve bunu benim bana gönderdiklerinde Derya MK ondan sonra geldiğinde dedim ki evet güzel abi bu olmuş. Neden? Bir önceki videoda hatırlarsanız bu arada silahım boş. Üzerinde şarjör veya de hiçbir şey yok. Silah her ihtimale karşı safe'de güvenli bir şekilde sizlere bunları anlatabilirim. Silah bir öncekine nazaran bazı problemler ortadan kalkmış efendim. Bunlar nedir? Birincisi şu bunun bir tanesini de törpüleyerek yerine oturtmuştum. Şu aradaki e, uzun bağlantı ortadan kalkmış ve dipcik daha Yakın bir pozisyona gelmiş. El kundağını tam Uzun bir şekilde C tutuşuyla tutarsanız da bir deyince rahat bir şekilde kavrayabiliyorsunuz. Ama bir problem var. El kundağı kendi yerli üretimimiz olduğu için kasa bütünlüğünü de sanırım sağlaması için birazcık kalın imal edilmiş. Yani inceltilmiş bir metal yerine, onu da şu aradaki deliklerden görebiliyorum. Nasıl anlatayım ya? Kalın, kalın bir demirden imal edilmiş. Uç tarafına güzel bir desen verilmiş. Namlunun ön tarafına üzerine bir vidalanabilen bir yiv görünümü olan bir şey yapılmış. Tabi bunlar hoş, güzel, iyi ama kullanılan malzeme çok önemli. Neden? Çünkü eğer malzeme kalınlaşırsa silahın ağırlığı artacak. Dolayısıyla uzun süreli kullanımlarda silah kullanıcıyı, taşıyıcıyı yoracak. Zaten ben bunlara hiçbir zaman av tüfeği yani avda kullanılan tüfek demediğimi uzun zamandır bizi takip edenler bilecektir. Derya MK12 de benim için bu sınıfta bir silah. Ama taktik olarak 12 kalibre bundan önce neyim vardı? Bundan önce Utaş'ın XTR 12 modeli vardı. Ama XTR'de de tam istediğim bunlar da el kundaklarını işte safirdeki kadar rahat değiştiremiyoruz. Rahat parça bulamıyoruz. O yüzden üreticilerin birazcık favor edip birazcık bir şeyler yapması lazımdı ki görüntüsü bizi cezbedebilsin. Derya firması bu konuda ilklere adım atmış. Türkiye'deki ender firmalardan bir tanesiydi. Ama her 12 kalibre üreticisi gibi Derya'nın da yapmış olduğu bazı hatalar vardı. Çıkan el kundaklarını, çıkan dipçik farklılıkları, nişangah farklılıklarını direktmen bir model olarak adlandırıp av bayilerini o model adında satmaya başladılar. Oysa ki Amerika'da bu işler nasıl üretiliyor? Bir baz, Glock'tan örnek verelim. Bir baz haliyle bir silah satılıyor. Onun aksesuarları, onun aftermarketleri veya da official yan sanayi ürünlerini aksesuar olarak daha düşük bütçelerle satın alabiliyorsunuz. Yani daha kısa el kunda, daha farklı bir dipçik, daha farklı bir nişangah gez, daha farklı bir kavze. Bunları daha rahat, daha ucuz maliyetle tedarik ettiğiniz için siz baz bir silah alıp onun üzerinde değişiklikler yapıp kendinize uygun hale getirebiliyorsunuz. Derya'da aslında o daydı. Bunlara çok fazla dikkat etmeyerek diğer Türk firmaları gibi yeni modellerle Derya MK12 Black, Derya MK12 Türk Bayraklısı, Derya MK12 Kanada Bayraklısı, Derya MK12 IPSC, Derya MK12 Turuncu, Derya MK12 bilmem ne. Var 30 farklı model ama özünde hepsi aynı. Ya yani internet sitesine bugün yıl olmuş 2020 girin bakın hala aynıları. Ben daha dün girdim. Hala aynaları aynı şekilde yer alıyor. Geçenlerde Instagram hemen şurada çıkan. Zaten siz oradasınızdır biliyorum. Instagram hesabında da işte Derya'nın yeni silahını gördüm"ü falan dediler. İnanın ilk kez o gün duydum. İnternet sitesine girdim. Yarım saat aradım. Göremedim. Mersem yeni silah oymuş. Abi ben bir yenilik göremedim yani. Bilmiyorum. Ya bir firma çıkacak diyecek ulan ben bir şey yaptım işte bu bir şey ya bir şey yaptım. Ötekiler de hemen o bir şeyi yapması lazım. Çünkü bizde silah endüstrisi özellikle yivsiz alanda bu şekilde ilerliyor. Bütün herkes birazcık daha savunma sanayine kaydığı için son zamanlarda yeni model bekleyenler varsa benim gibi birazcık bekleyeceğiz gibime de geliyor açıkçası. Ben neden aldım? Hemen ondan bahsedeyim. İva videolarını hatırlarsanız Derya tam o aralar Facebook hesabından bir fotoğraf paylaşmıştı. Bulabilirsem eklerim. Böyle olabildiğince siyah ve Derya MK12 işte coming soon gibilerinden böyle cezbedici bir fotoğraf. Tabii ben birazcık uyanık birisi olduğu için fotoğrafı indirdim. Renk tonlarını birazcık oynadım. Silah siyah tonlarını birazcık açınca silahın tamamı öne tarafa geldi. Sosyal medyacıları da buradan tebrik ediyorum. Silah aslında özünde görmüş olduk. Tam da benim fuarda görmüş olduğum ve fuarda anlatmış olduğumuz full el kundaklı modeliydi. Derya firması da dedi ki bunu gönderelim ve geldi. Beğendim mi? Beğendim. Eğer ki sahip olmasaydım veyahut da e, XTR12 falan olmasaydı alır mıydım? Alırdım. Sahip olmadığım bir modelse tercih edebileceğim bir marka ve alabileceğim bir markaydı benim için. Bazı aksaklıklar olmasaydı. Onlar dedikoduya gireceği için bu videoda yeri yok. Neden alırdım? Çünkü 12 kalibrelerde o dönemlerde çıkanlarda olmayan bazı yenilikler vardı efendim bu silahta. Mesela kurma kolu hem sağ elli atıcılar için hem sol elli atıcılar için değiştirilebiliyordu. Silah aynı şekilde AR mekanizmalarda olduğu gibi sadece iki tane vida ile tamamen sökülebiliyordu. IPSC'ye uygun yapılabilen buradaki boşluklarla beraber değiştirilebilen şarjör düşürme mandalı vardı. Derya MK12 Türkiye'de üretilmiş Trigan. Yani yurt dışında düzenlenen 3 silahla yapılan yivsizler, tabanca ve yivli tüfeklerle yapılan yarışmalarda gerçekten en çok tercih edilen yivsiz tüfeklerden bir tanesiydi. Ben bu zamana kadar yaptığım atışlarda hiçbir problem yaşamadım. Tekrar ediyorum. Eğer sahibi olmadığım bir silah olsaydı yine gider bu modelini alırdım. Bir de bir tavsiyem olsun. AR platformlu silahlarda genelde gaz pistonları namlu üstünde olması gerekiyordu. Derya MK10'daki gibi altta bir boru halinde değil. Bu silah onu becermişti. Ben Derya firması yerinde olsaydım namlunun üzerine giydirilmiş olan E kundanı sadece üst tarafa bir aksesuar rayı yani bu iki tane ray evet boydan boya üst tarafta uzanır ama yan taraflardan bakın 3 tane Bayağı kalın bir metali ve üzerindeki delikleri de olabildiğince büyüterek K-Mod dediğimiz sisteme çevirerek ve bunlardan ekstra üreteceğim parçalarla gövdeye vidalayabileceğim, takabileceğim bir sisteme getirdim. Silah daha hafif bir de şu namlı üzerindeki ne olur? Kaplamaya o kadar büyük veya da ne bileyim afilli yalnızlık yapmamıza gerek yok. Bunu da çıkartır atardım. Silah nereden baksanız 500-600 gram hafifletirdim. O zaman tadından yenmezdi. Şimdi böyle bir silah alma şansımız var mı? Yok. Ama güzel, beğendim. Keyifle de kullandım bir silah markası. 12 kalibrelerde genelde atışa gidersem yanımda götürürüm efendim. Severim, tavsiye ederim ve... Bedava gelmeseydi tekrar ediyorum elimde de envanterimde de benzer bir siyah olmasaydı tercih edebileceğim markaların arasına girerdi. İşte Derya MK12'yi bu yüzden aldım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.